İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 37. oturumu. 10. Frankafon oyunlarına yönelik çalıştay Doğu Ermenistan'da gerçekleştirilecek. Eroneus, Ursula von der Leyen, Putin, Biden ve Macron Bakü'deki COP29'a katılmayacaklar. Narineovan isyan, Ermeni askerlerinin başarıları. Bakü, Hadut bölgesinin Mohrenes köyünü tamamen yok etti. COP29 harifesinde Bakü'de tutulan Ermeni rehineler için küresel dua. Arminosid'in yüzyılı, miras, meydan okumalar ve gelecek adlı uluslararası konferans. Avrupa Parlamentosu'nda Bakü'deki COP29 etnik temizliğin gizlenmesi adlı konferans düzenlendi. 3 Kasım tarihinde gerçekleşen Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet konseyinin 37. oturumu Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet başkanı Bayan Lydia Margosyan tarafından açıldı. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti ulusal konsey başkanı Armen Gabrahamyan bir dizi önemli konulara değindi. Avrahamyan önemli sorunları sunarak bunların gözden geçirilmesini önerdi. O 44 günlük savaşın yenilgisinin bazı nedenlerini vurgulayarak var olan meydan okumaları detaylandırıp Doğu Ermenistan'daki mevcut duruma atıfta bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Abrahamyan, Birleşmiş Milletler'de düzenledikleri geniş çaplı çalışmaları hatırlatarak bunların birçok olumlu sonuca yol açtığını kaydetti. Armenak Abrahamyan, bölgeyle ilgili önemli konuların görüşüldüğü Birleşmiş Milletler toplantılarında Batı Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin de bulunduğunu bildirdi. Oturumda şu anda Batı Ermenistan hükümetinin 2025 bütçesinin hazırlanmakta olduğu ve yakın zamanda onaya sunulacağı açıklandı. Gelecek oturumlarda bu konuyla ilgili daha detaylı olarak sunulacaktır. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti liderliğinin bölgedeki sorunları çözme ve Batı Ermenistan'ın çıkarlarını uluslararası platformlarda koruma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Doğu Ermenistan'da düzenlenecek 10. Frankafon oyunları hazırlıklarına destek olmak amacıyla Uluslararası Frankafon Oyunları Komitesi'nin düzenlediği çalıştay Yerevan'da başladı. Uluslararası Frankofon Oyunları Komitesi'nin girişimiyle Uluslararası Frankofon Örgütü'nün bir parçası olan çalıştay dün Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Daniel Danielyan'ın katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinliğin ayrı bir önemi var. Çünkü 2027 yılında Doğu Ermenistan 10. Frankofon Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Çalıştayın katılımcıları 30 Frankofon ülkesi Üye ile Doğu Ermenistan, Romanya, Bulgaristan ve Moldova'dan altı katılımcıdan oluşuyor. Etkinlik, Doğu Ermenistan ile uluslararası frankofon topluluğu arasındaki bağların derinleştirilmesi amacıyla düzenleniyor. Tüm kitle iletişim araçları bu olayı yorumlamak için davetlidir. Kapanış töreni Doğu Ermenistan Marriott Otelinin Amiryan Bir girişindeki medyaya açık olan Ararat Salonu'nda gerçekleştirilecek daha fazla bilgi için lütfen Çalıştay'ın organizatörü Elen Ohancanyan ile iletişime geçin. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Federasyonu, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Vladimir Putin, Emmanuel Macron ve Joe Biden, Bakü'de 11-22 Kasım günlerinde düzenlenecek COP29'a katılmayacak. Bu konuyla ilgili bilgiyi Euronews Birleşmiş Milletlere yakın kaynaklardan elde etti. Yönetmen Garik Makaryan ve yapımcı Ruben Paşinyan öncülüğünde Moskova'da düzenlenen ve özel bir etkinlik olan Savaş Kardeşliği'nin yeniden canlandırılmasına adanan filmin galasına Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinin temsilcileri de davet edildi. Filmin sonunda bir konuşma yapan ve filmin ana karakterinin torunu olan Batı Ermenistan'ın Yerevan bürosu temsilcisi Narine Ovan İsyan davet edilmesinden dolayı teşekkürlerini sunarken filmin Ermeni halkının kahramanlık sayfalarını sunması açısından önemini vurguladı. Film Sovyetler Birliği pilotu Albay Vazgen Oganesov'un kahramanlık öyküsünü anlatıyordu. Narine Ovanisyan konuşmasında Ermeni ordusunun hem geçmiş hem de şimdiki savaşlarda defalarca elde ettiği başarılarına vurguda bulundu. Ermeni askerleri hayatlarını vatanın kurtuluşu için adayarak isimlerini özgürlüğün ve ulusal savunmanın sembolü haline getirdiler. Temsilci ayrıca filmin gösteriminin sadece Ermeni ordusunun başarılarını değil, aynı zamanda ana vatanın hayatta kalmasını ve korunmasını sağlama potansiyelini de tanımak için ayrı bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Ben yerli bir Ermeniyim ve burada, Moskova'da Ermeni halkının geleneklerini ve değerlerini temsil etme fırsatına sahip olduğum için gurur duyuyorum." dedi. Gagart Vakfı tarafından bildirildiğine göre 2020 yılındaki 44 gün süren savaştan sonra Azerbaycan'ın kontrolünde olan Hadrut bölgesindeki Mohrenes köyü Azeriler tarafından tamamen yıkıldı. Bakü'deki vandal faaliyetler anıtların, mezarlıkların, kilise ve manastırların tahrip edilmesiyle sınırlı değil. Bakü hedefli bir şekilde Ermeni köy ve mahallelerini ortadan kaldırıyor. Uydu görüntüleri köydeki evlerin, okulun, anaokulunun ve diğer binaların çoğunun yıkıldığını gösteriyor. Vakfın Facebook sayfasında yayınlanan gönderide Ekim 2022 itibariyle toplamda 40'tan fazla ev ve binanın yanı sıra ayrıca Mohrenes'teki sub Sarkis Kilisesi'nin de tamamen yıkıldığı belirtilmektedir. Dünya Ermenileri Gatoygosu 2. Karakin'in girişimiyle Doğu Ermenistan'da barış, adalet ve Bakü'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması adına 10 Kasım'da dünyadaki Ermeni kiliselerinde ekümenik dua düzenlenecek. Dua ayrıca Kilikya Gatoygosu 1. Aram ve Dünya Kiliseler Konseyi'nin desteğiyle de gerçekleşecek. Dünya Ermenileri Gataoygosu 2. Karakin COP29 arifesinde savaş esirleri meselesine dikkat çekebilmek için Ermenileri duaya katılmaya çağırdı. Dünya Kiliseler Konseyi ve uluslararası kuruluşlar da barış ve adaletin iştenlikle bağlantılı olduğunu vurgulayarak bu girişmek katılma çağrısında bulundu. Ermeni rehinelere özgürlük hareketi de Ayrıca Bakü'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekilmesi ve girişime destek verilmesi çağrısında bulunuyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit çalışmaları 1915-1923 yıllarında Osmanlı İmparatorluğundaki Ermeni nüfusunun sistematik olarak yok edilmesi olaylarını belgelemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. İlk adımlar kitlesel katliamlar sırasında Ermeni araştırmacıların soykırımı, Armenosidi anılar ve belgeler aracılığıyla belgelemeye başlamasıyla başladı. İkinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra özellikle 1960'lardaki ulusal uyanış ve holokost çalışmaları bağlamında bu alan disiplinler arası bir araştırma alanı olarak kendine yer edindi. 29-31 Mayıs 2025'te Yerevan'da tarih, hukuk ve siyaset alanlarında soykırım, Armenosit araştırmalarının rolünü tartışmak üzere disiplinler arası bir konferans düzenlenecek. Aşağıdaki konulardaki makaleler için başvurular kabul edilir. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'in tarihsel ve hukuki analizleri, hafıza çalışmaları, anma törenleri, karşılaştırmalı soykırım çalışmaları. Organizatör Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit Müze Enstitüsü Yer Yerevan Doğu Ermenistan Başvurular 30 Ocak 2025 tarihine kadar Ermenice ve İngilizce olarak kabul edilmektedir. Avrupa Parlamentosu'nda Belçikalı politikacılar, diplomatlar, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler ve Belçika Ermeni Cemaati'nin temsilcilerinin katıldığı Bakü'de COP29 Etnik Temizliğin Gizlenmesi adlı konferansı 5 Kasım'da düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını konferansın ev sahibi Lukas Furlas ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ndeki temsilcisi, aynı zamanda Doğu Ermenistan'ın Belçika Büyükelçisi Dikran Balayan yaptı. Konferansın amacı COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesiyle ilgili çeşitli konulara, özellikle de Artsakh'ın yerli Ermeni nüfusuna yönelik etnik temizlik bağlamında Bakü'de ev sahipliğinin bu küresel konferansın amaçları açısından ne gibi etkileri olabileceğini, bölgede meydana gelen gelişmeler bağlamında odaklanmaktı konferans. Azerbaycan hükümetinin Artsak Ermenilerini zorla yerinden etmeye yönelik sürekli kampanyasının yanı sıra insan hakları ihlallerine ve bu ülkenin çevreye yönelik pervasız tutumuna ışık tuttu. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.